Çiğdem, Sercan, Serdar'ın masasındayız. Bu arada şefimizin yaptığı yemekler de burada ama onları lütfen sonra tadın. Şimdi masamızda ne var? Turşu kavurma, akçaabat köfte, kedi dilli pasta, bir de puzzle'lı börek. Afiyet olsun. Bir de salatamız var. Mesela önce börekten başlayalım mı? Böreği bir tadalım, sonra tek tek yorumlarınızı merak ediyorum. Ben başlayayım o zaman. Başla Fatmacığım, nasıl buldun? Lezzeti güzel. Yalnız hamurun yani normalde olması gerektiğinden biraz kalın olmuş. Yani normalde bildiğimiz bu gül böreği biraz daha ince olur ve üstü çok sert. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Kızlar buyurun. Ben yapacağım yorum. Zaten ben böreği beğendim aslında. Sadece hamurun kalınlığından orta kısmına ısırdığında, ortaya geldiğinde bir hamurluk kalmış. Onun dışında bir de... O kadar da ince açtım yani. Kalın. Yok, kalınlığı kalın ama lezzetli mi lezzetli. Şimdi yalan yok. İçi de bir tık tuzlu olsaymış daha güzel olurmuş. Peki Medine? Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Börek aynen kalın olmuş Çiğdem ama şey içine ben pirinci yakıştıramadım. Pirinç ağzıma böyle... Pirinç mi var ya? Ben pirinç fark etmedim. Pirinç var içinde. Aa, aynen. Pirinç ilk defa yedim. Bizim orada yani bu şekil yapılıyor. O yüzden yani hatta pirinci bile pişirmede pişirdim. Tuzsuz dediler ya, belki pirinç de çekmiştir içine. Pirince tuz atmamıştın sanırsın. Yok yok, pirinç varken de yemiştim. Hatta yani, ben bunu yoğurtla yedim. Evet, sarımsaklı. İç olarak çok güzeldi. Evet. Böreğin içine girdiğinde böreğin hamurundan kaynaklı yani, herhalde biraz hamur, tuzu hamur azaldı. Tuzsuz yaptığımda içi çekti onu. Yani öyle de olabilir. Şimdi hamurun tuzuna bakmadım. Lezzetli mi? Lezzetli işte ama pirinci ağzıma böyle sert gibi gelince... Sert gelmesi imkansız. Çünkü ben onu ne kadar bayağı pişirdim. Yani imkansız. Kalınla gel, her şeyle gel ama pirinç yani ağzıma şey yaptı hiç... Bak, onu kesinlikle kabul etmem. Gösterebiliriz. Onu hiç kabul etmiyorum. Çünkü ben bayağı bir onu pişirdim, suyunu çektim pilav şeklinde. Yani yorum yapmak lapa için yorum olsa, yapma bence. Bak lapa gibi olsa kırılmamış bile pirinç. Peki asıl ben Zeynep'in yorumunu merak ediyorum. Dün şimdi hamurlar açtı. Bugün dikkatli açılan hamurları izledi. Zeynep. Ben ilk defa pirinçli bir iç harçlı olan börek yiyorum. İç harcı beğendim. Yalnız... Böreği yutmakta zorlandım. Neden? Neden? Ya hamurundan dolayı zorlandım yani. Kalın bir hamur. Ve o hamurun dokusunda sanki böyle nişastasımsı gibi bir şey var. Şimdi ben burada ikinci kez yarışıyorum ya, adaletli konuşun. Bu niye bak. Üzeri sert oldu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim o zaman. Aşkım bu burada sert. Bu yumurtanın akını ayıracaktın bebeğim sen bunun üzerine sürerken. Aşkım ben yumurtanın bunu yumurtanın sarısını koyacaktın aşkım, sadece. Aşkım herkesinki yumuşak da seninki nasıl sert yumuşak olabilir? Yumuşak olmasını istiyorsan fırından çıkar çıkmaz. Onu bence sertleştirdi. Nemli bir bezle örtecektin zaten o yumuşak ama bence çıtırsın. Ama şimdi burada hemen servis yaptık, bir de o var yani. Yok 5 dakika şimdi... ya hemen servis. Servis yapana kadar da kapatsan yumuşardı o. Ama çok fazla da bence çıtır daha güzel. Beyler ne diyorsunuz çıtır çıtır? Zayda Hanım ben de yorum yapayım isterseniz. Söyle kızım. Börek gerçekten güzeldi ama içi biraz tuzlu, tuzu azdı zaten. Pişmişti yani, güzeldi yani. Böreğini Selami. Beğendim. Ya ben eline emeğine sağlık. Börek gerçekten lezzetli, güzel ama içi hamur ve ben hamur olan bir şey yiyemiyorum. Peki o zaman... Geçtik akçaabat köftesine. İşte ben bunu merak ediyorum. Buyurun. Selami başla madem, hemen böyle bir hevese. Oğul sen köfteyi bitirmişsin. Ben köfteciyim. Temiz. Evet. Köfte gitmiş. Yani Tekirdağ'da Kırklareli'ne de gittiğim zaman köfte yerim.
Sizin Akçabat köftenin çok meşhur bir sosu vardı. Domatesli sos. Acı sos yoktur bizde. Bak şöyle diyeyim sana. Bizde Akçabat köftenin normalde şimdi burada kıyma bizim hazır geldi. Normalde kıyma dananın bu incik bölümünü yani but bölümünden alırlar. Artı bir de çember yağ kullanılır. Yani çoğu Türkiye'nin çoğu bölgesinde köfte yedim. Tekirdağ'da yedim, Kırklareli'de de yedim. Akçabat köfte de yedim. Ve net söyleyeyim bugüne kadar yediğim en iyi köftelerden biri. Oo, net söylüyorum. Afiyet olsun kardeşim. Eline emeğine sağlık. Çok afiyet güzel olsun. Olmuştu. Teşekkür afiyet ediyoruz. Olsun. Muhammed nasıl buldun? Biz de yedik köfteyi her yerde. Türkiye'nin her yerinde yedik ama şimdi bilmediğimden dolayı mı affola yani bir keskin bir aroma geliyor ağza. Sarımsak mı bu? Sarımsak çok koymadım aslında. Ama çok fazla sarımsak, muazzam geliyor. Bak makinayla çekildiği zaman, beraberinde çekildiği zaman tamam mı? Bayağı bir inceliyor onu makina. Şimdi ben ama bizim öyle bir şansımız olmadığı aynen, için. Pişme derecesine lafım yok. İlk önce köfteden başlamanın sebebi soğuyunca köftenin tadını alamıyorsun. Ya ona bir şey diyemem. Ondan dolayı ilk önce bir parça aldım. Sonra döndüm tekrardan aldım börekten sonra. Yani, İyi yapmışsın. Peki sen köfteyi beğendin mi beğenmedin mi? Köfteyi ben yoğun aromadan dolayı çok beğenemedim. O aroma dediğin sarımsak, sarımsak mı? Sarımsak ve tuz. Siz de mi fark ettiniz? Bana et kokusu gibi, sanki çiğ kıyma kokusu gibi geldi. Aslında lezzeti iç harcı çok güzel. Sarımsağı yani tuzu, baharatı çok güzel. Sadece bir et kokusu geldi. Sanki böyle çiğ et olur ya. Çok pişmemiş ondan mı? Hani bana biraz bu daha pişkin seviyorum. Bu köfte sadece bana mı tuzlu geldi? Ondan mı? Yok tuzu falan bana hoş geldi. Şöyle söyleyeyim. Bir köftede olması gereken malzemeler var bence. Yani. Tam. Yani biz genelde doğulular et, kıyma, köfte bu tür yemeklere aşinayız, biliyoruz tatları. Bence olması gereken tat bu tam olarak köftede. Çünkü bu bir tık ama pişerse taş gibi olur. Şöyle şu anda içi ya, biraz evet bir tık sanki zaten çiğ gibi geldi. Yani ben yani burada gerçekten adaletli ve net konuşuyorum olduğu gibi. Kur. Bir tık da tuzlu yani benim damak tadıma göre bir tık da tuzlu. Zeynep bana tuzlu da çok tuzlu geldi ve bu bizim evde çocuklara yaptığımız köfteden çok farklı gelmedi bana inanın. Dediğiniz gibi o yüksek bir aroma var. Ama bunun evde yaptığımız köfteden tek farkı içinde maydanoz olmaması mı? Hmm. Aşkım bizim Akçabat köftesinde maydanoz olmaz. Tamam işte aynen. Çok şey böyle çok ev yapımı bir şey köfte ya yani çok ayıramadım diğer köftelerden bunu. Of hayatımda böyle bir köfte yemedim demedim yani. Bana da sanki bir tık böyle bir tuzlu gibi yani sanki Muhammed Bey'in dediği o boğazı yakan şey hani aroma falan değil de o tuzdu sanki. Aslında bu bizim anne köftemiz. Yani bizim annelerimiz de ekmeğin içini koyarlar. Aynen. Hatta bir suyunu sıkarlar. Patates koyarlar bazen. Hatta. Bazen biraz rendi patates yani koyulabilir falan. Evet maydanoz yok. Biz maydanoz da koyuyoruz. Ama lezzetli mi? Lezzetli. Tuz konusunda da katılıyorum. Birazcık tuzlu olur. Ama güzel sanki yani. Yenilebilecek ender lezzetlerden bir tanesi. Peki lezzeti güzel o zaman şey Karadeniz'in olmazsa olmazı turşu kavurma. Buyurun. Kızlar bitiren var mı? Ben bitirdim. Ben turşu de bitirdim. Peki buyurun nasıl buldunuz? Şimdi turşu kavurması daha önce yediğim bir şey değil. Bana sert gibi geldi sanki böyle. Belki böyle yeniyor. Turşu olduğu için. Turşu olduğu yani için böyle öyle yeniyor. Evet. Sevdin mi? Yani zaten ben böyle biraz limoni, mayfuş şeyleri sevdiğim için evet hoş. Salataya gelince bu soğanın sesi nasıl çıkıyor dışıdan? Kart kurt çıkardı. Şu salatadaki soğanın sesi. Bayağı bütün koysaydın hard hurt diye çıkacaktı yani. Bu ne? Aşkım zaten azıcık doğrayaydın. Doğranmış daha ne kadar doğrayacaktın? Hard hurt etti yerken. Teşekkür ederim bu kadar yorumu. En azından senin böreğin kadar hard hurt etmedi. Yani salatada olması gereken soğandır. Yani salataya da soğan yedirin. O yani börekte olması da, o börekte olması gereken de soğandı. Senin ağzında sorun varsa onu ben bilemem benim yani. Benim ağzımda sorun varsa. Evet. Aşk olsun. Hiç hoş değil. Yakıştıramadım sana bu yorumu. Yani bu masaya oturdun, başladın yani adaletsiz konuşmaya. Günü geçtin, oynaysın bence sen de burada. Yani salatanın soğanını ben kaşık nasıl doğramam gerekirdi? Çok mu ince? Anlam veremedim yani. Yorum yapayım mı Zaydan? Ben salatayı beğendim gerçekten. Böyle limonu biraz fazla ama ben çok severim ekşiyi. Hoşuma gitti. Ama turşu kavurmasını daha önce de birkaç yerde yedim. Gerçekten çok da severim. Kendi de yaparım. Salçayı yakıştıramadım bir.
gerçekten çok diri duruyor ki bir tık daha pişmesi gerekiyor. Ya, bence. Aşkım bizim bu zaten bir tık turşu daha. Şimdi turşuyu pişiremezsin. Ama turşuyu çiğ yediğinde tamam eyvallah sıkıntı yok. Turşuyu ama pişiremezsin burada biraz ama şu var mesela. Oranı var. Kimisi mesela salçayı mesela kimi yerde kullanıyorlar kimi yerde kullanmıyor. Mesela bizim Trabzon'da Karadeniz bölgesinde sahil bölümünde git hangi restoranta girersen git. Turşu kavurması istediğin zaman salçalı gelir. Ya oraya ama gelmek istemezsin. Nasip olmadı ama İstanbul'da yediğim yerde yani hiçbir yerde salçalı görmedim. Yani böyle yani bu çığ değildir. Bunu biz kurarken haşlı suda pişiriyoruz yani. Bunu. Aşkım ben de yaptım. Hatta yarın nasip olursa Zahide Hanım'a da getirmeyi düşünüyorum da. Şimdi bunun pişme oranı var. Direkt çiğ evet yersen kıtır kıtır makbulü budur zaten. Ama bunun bir pişme oranı olacak bir tık daha pişebilirdi bu bence. Salça yakıştıramadım. Onun dışında tadı, tuzu. Şeyi yerinde yani. Aşkım bu zaten salçalı yenir yani bu başka nasıl yenir? Aşkım hiç yemedim nereden bileyim ben? Trabzon'u tamam, gördüm. Tamam anladığım sahi işte daha bu salçalı yenir. Yediklerim salçasız idi. Salçalı geldim şimdi anne. Burada salçalı yiyorum ben ne yapayım şimdi sana? Farklı görevini yadın salçası soğansız yadın. Hoşuma gitmedi böyle. Ben ne yapayım? Trabzon'a da gelemedim. Gelirim bir gün misafir olurum yerim orada da. Sema ama burada şey yaptı yağda soğanı kavurup salçayı kavurup sadece turşuyu ekledi. Turşuyu ayrıyeten şey yapmadı pişirmedi. Ama işte zaten onu soğanla birlikte piştiğini gördüm ben yani. Peki Fatma? Ben yapayım yorumumu. Şöyle salatan gayet güzel, lezzetli ama böyle wow diyebileceğim böyle farklı bir lezzet değil. Normal, standart, aynen salata. Yani yorumumu yapmak istedim, aynen. Bunu verirler yani. Salata güzel, lezzeti var yani. Ben bu turşuyu da daha önce yemiştim salçasız olarak. O zaman yediğimde çok aşırı tuzlu gelmişti. Ya turşu deyince şimdi akla şey geliyor böyle tuzlu. Şimdi yerken de inanın ağzıma böyle bir tuzlu. Bayağı tuzlu bir şey yiyeceğimi zannettim. Gayet bence tadında ve güzeldi, lezzetliydi. Peki şimdi tatlıdan önce kayınvalidelerimiz bakalım beğenmiş mi? Ne oldu kız? Şimdi stres bastı beni. Bakalım kaynanalar puan vermiş mi ve neler eleştirmişler bir izleyelim. Turşu çok güzel kavurmuş kız. Harika olmuş. Öyle mi? Hı-hı. Salçalı salçalı harika olmuş vallahi. Kadir böreği çok güzelmiş. Ben böreği beğendim. Köftesi çok tuzlu olmuş köfteyi. Güzel olmuş da böreğe ben bakmadım daha. Pişmesi güzel. Böreği de güzel olmuş. İçi biraz hamur. Böreği. Yok hamur değil Kadir'e iyi baksana. Bana güzel biraz olmuş. Şey geldi bak içindeki ıslaklık bak. Sen açtın diye beğendin değil mi? Yok açtım. Geldin yufka açtın ya. Ama hamurunu kendi yoğurmuş kadın çok güzel yoğurmuş. Ben açıverdim ama bak hamuru çok güzel olmuş. Kalın yaptı böyle. Ya biraz içi şey ama mayalı hamur Kadir ya bu kabarır zaten. Kız bağırma ki korkuyorum senden. Ama mayalı hamur sen diyorsun ki kalın olmuş diyorsun. İncecik açtı görmedin mi? Neresi ince kız? Köfte de çok güzel olmuş. Ben çok beğendim lezzetini kalın tadını. Kalın hamuru ince diyor. Turşu ben pek yani bilmem de güzel olmuş turşular. Demek böyle kalır. Oranın şey turşusu böyleymiş. Tatlısı da güzel. Turşusu güzel olmuş. Köftesi güzel be ama tuzlu olmuş. Yani eline sağlık, güzel olmuş yani. Kötü denecek bir şey yok. Tatlısı da güzel olmuş. Temizlik de orta. Yani çok temiz de değil, çok pis de değil. Puan veriyorum. Ben de veriyorum. Bunlar da bir başlıyorlar. Sanki hiç puan vermeyeceklermiş gibi. Neyse finalde aldım puanları. Annelerim çok teşekkür ederim. Beğendiğiniz için. Sağ olasın. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun annem. Yalnız turşum çok güzel olmuştu. Ben size Trabzon'dan bol bol gönderirim. İnan ki turşu getirmekte o kadar zorlandım ki uçağı almadılar. Çamaşırların arasına sardım. Bavullan da aldım geldim buraya. Gerçekten. turşu pişmez sonradan. Ancak öyle olur ve çok güzel olmuş. Afiyet olsun annem. Peki. O zaman sıra tatlıya geldi. Buyurun afiyet olsun. Zahide Hanım ben yorum yapabilir miyim? Yapabilirsin ama ben müsaadenle. Evet. Zeynep'ten başlamak istiyorum. Tabii, niye? Tabii. Neden ama? Evet. Dün tatlı yaptı, üstelik baklava açtı. Şimdi bugün ilk yorum bence onun hakkı. Ben yine oynayarak başlayacağım çünkü bu masayı oynamak için geldim. Nasıl oynayarak başlayacaksın? Kendi günümde aldığım puanları adaletsiz bir şekilde bugün dağıtmaya geldim. Asla böyle bir şey yapmaya gelmedim. Çiğdem az önce bunu kastetti. Sadece şunu sormak istiyorum. Yani evde bir kek yapmışız, puding yapmışız, üstüne dökmüşüz. Bu tatlının atraksiyonu nerede? Tatlı mı? Evet tatlı. Şekerli bir şey mi? Evet yedik. Olayı nedir tatlının? Adı üstünde tatlı, kedi dili. Tatlı.
Bak. Kedinin dilini yiyor. Evet, daha kedinin dilini koydum. Olay şöyle. Tatlı olmasıysa tatlı. Tatlı aşkım. Zayda, peki buyurun. Zayda Hanım, ben biraz puding tadını biraz acımsı sanki böyle puding geldi. O çikolata sosu abi. Pardon, zaten özür diliyorum. Üstü siyah olan biraz acımsı sanki. Abi çikolata yanmış sosu gibi böyle. Zaten yani çikolata sosu. Hafif böyle sanki acımsı yanık gibi geldi ağzıma tadı. Yok abi yanık, imkansız yani yanık. Kakao koydun mu kuzum içine? Yok hayır, sadece çikolata. Sadece çikolata oldu. O zaman dip, yani bir pastacı olarak söylüyorum, dibi tutmuş o yüzden. Şu an çünkü tatlımın gerçekten köşesinde hafiften zaten sanki tencerenin dibindeki o yapışkanlık görünüyor şu an burada. Ama hafiften bir çok aşırı bir acımsı değil yani, hafif bir acımsılık var yani. Ben pastayı beğendim, yalan yok. Çünkü niye? Benim damak tadıma uyuyor. Ben bitter seviyorum mesela. Böyle keskin keskin tatlı kokusu, böyle bir de yumuşacık olmuş yani, eline afiyet olsun, koluna atı sağlık. Üstünde kedi değil. Muhammed, ah sen eve giremeyeceksin annem, ben senin geleceğini görüyorum. Kız korkmuyor da söylüyor da sen baklava açmış kadına çok beğendim deyip kedi diline yürüyorsun ya. Senin halini ben hiç iyi görmüyorum. Teşekkürler abi. Şimdi giderken bizi götürecek Sercan abi. Yoksa gidecek yeri yok. Vallahi gidecek yeri yok. Akşam stüdyoda kalabilirsin, sıkıntı yok. Ben başlayayım mı? Kuzum. Peki yani ona söz vermiştim ama sen açık konuştun ama sonra tamam. Fatma ile bitirdim. Eğer tamam. Kakao koysaydın acılı ondan diyecektim ama sade çikolataysa mutlaka bir yanık tadı ondan var. Çikolatayla süt koydum. Alt kısmını biraz daha tatlandı. Yani süte hiç şeker koydun mu? Büyük ihtimal koymadın. Süt ıslatırken kedi dilini. Yok hayır. İşte koysaydın çok daha farklı bir lezzet olacaktı. Ama ya da zaten tatlı bir şekerli aşkım. Aşkım biraz daha tatlı olabilirdi. Ama çok yani, yoğun tatlı da yani buna gitmez. Neyse Fatma'ya geçtim. Şöyle çikolatası bitter olduğu için zaten normalde bir acım yani acımsı tı, aynen yani, oluyor. Ama ekstradan da böyle bir sanki dibi tutmuş bir tat var ama yoğun değil. Bir de haricinde bu kedi dilinin içindeki ve bu içindeki olan kremadan böyle değişik, adını bilemediğim bir tat var. Hiç hoşuma gitmedi. Muhallebi aşkım. Bilemedim. Buna vanilya falan koydun mu? Koydum evet. Yani böyle hani tatlı gibi değil de daha farklı böyle. Hoşuma gitmedi aşkım yani. Kaynanalık yapacağım ama. Vallahi ona krem şanti koysaydı kaymak gibi olacaktı. Yani yarın inşallah kısmet olursa Sema Hanım'ın yaptıklarını da yiyeceğiz ama çok merak ediyorum nasıl bir yemek gelecek yani. Evet, yarına yani, bir şey kalmadı. Ama şimdi önce bir bugünü puanlayalım. Bakalım bu kadar yorumdan sonra neler olacak. Gelsin puanlar. Buyurun bunları topluyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.